Herkese merhaba. Bugün son zamanlarda çok popüler olan ışık dolgusu konusundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle isminden bahsederek başlayacağım. Işık dolgusu aslında Türkçe'ye yanlış çevrilmiştir. Çünkü light filler dediğimiz İngilizce'de tanımı biraz daha hafif bir dolgudur. Çünkü dudakta, yanakta, ya da başka bir bölgede kullandığımız dolguyu göz altına kullanamayız. Ee, onlar daha ağır, çapraz bağları daha kuvvetli materyallerdir. Ama ışık dolgusu ise biraz daha hafif, kolajen bağları ya yani çapraz bağları biraz daha hafif olan dolgulardır ve isim de buradan gelmektedir aslında. Peki. Biz hangi durumlarda ışık dolgusu yapıyoruz? Hastalar bize ne şekilde müracaat ediyor? E, genellikle e, 35 yaş hatta 40'tan sonra yüzümüzde bütünüyle bir hafif yer çekimine göre bir düşüş başlar. E, Tabi bu herkeste e, mutlaka başlayacak e, diye bir kural yok ama e, çoğu hastada 40 yaş sonrası özellikle görüyoruz. Göz altımızdaki bölgeyle elmacık kemiğimizdeki e, ara mesafede bir boşluk ortaya çıkar. Ve burası aslında ışık oyunlarıyla daha çok fotoğraflarda ortaya çıkan koyu bir oluk şeklinde, boşluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Peki biz ışık dolgusuyla ne yapıyoruz? O kısmı doldurarak burada hem düz bir alan hem de aslında o gölgelenen ışık oyununu yok ediyoruz. Böylece hasta daha sağlıklı, yorgun görüntüsünden kurtularak daha dinamik bir görüntüye sahip oluyor. Bir de hastalarımız bize mesela gözaltı morluğuyla gelen hastalar lütfen ışık dolgusuyla gözaltılarımı aydınlatır mısınız diye geliyorlar. İşte bu ışık dolgusu tabirinin yanlışlığı da burada zaten. Buradaki deriyi bu dolgu kesinlikle açmaz. Burada daha çok mezoterapiler ya da başka ürünler kullanıyoruz. Ama ışık dolgusuyla oradaki oluğu, boşluğu doldurduğumuz zaman biz o gölgelenmeyi ve o çöküklüğü aslında yerine koyuyoruz ve hasta daha fresh bir görüntüye sahip oluyor.